Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda French Press ile filtre kahve yapacağız. Evde kahve makineniz varsa zaten filtre kahveyi de bu makineyle yapabilirsiniz. Fakat makineniz yok ise ve dışarıdan almaktan sıkıldıysanız veya evde her istediğim an kahvemi içmek istiyorum diyorsanız bu pratik bir yöntem. Tabii ki diğer kahve makinesindeki gibi olmayacaktır. Ama kesinlikle çok güzel bir lezzet oluyor, onu söyleyeyim. Bu bana Almanya'dan bir arkadaşımın getirdiği bir kahve arkadaşlar. Ben ondan hani yapıyorum. Daha doğrusu bu ikinci paket, hani onu söyleyeyim. Birinci paket bitmişti. Bu ikincisi, bundan da işte bir iki kaşık ancak kullandım. O yüzden şimdi size bundan göstereceğim. Böyle çekilmiş bir kahve. Ben lezzetini çok beğendim. Tabii bu artık tercih meselesi. Hani herkesin sevdiği kahve çekirdeği çok daha farklıdır. Şimdi bu kahveden arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar alacağım ve onunla birlikte demleyeceğim. Bunu da söylediğim gibi hani French press'te yapıldığı için herkesin farklı yöntemleri olabiliyor. Onu belirteyim ama ben kendi miktarımı göstererek sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bir tepeleme yemek kaşığı çekilmiş kahve koyuyoruz. İşte hani kahve çekirdeğiniz varsa bunu çektirirsiniz ya da evde çekecek bir hani aletiniz varsa ki bunu çekmek için ayrıca bir ürün gerekiyor. Böyle bir şeyle yapabilirsiniz. Ben ama direkt çekilmiş aldım çünkü bunu yapabileceğim bir aparatım yoktu. Söylediğim gibi bir tepeleme yemek kaşığı koydum. Şimdi kahvenin demlenmesi için üzerine biraz ıslatacağım. Onun kendi içinde dem vermesini bekleyeceğiz. Hani böyle çay usulü gibi düşünelim. Onun için üzerine kaynamış suyla böyle ıslatıp geçecek kadar bir su ekliyorum üzerine. Bunu da yaklaşık 250 mililitrelik bir kahve fincanı için ayarlıyoruz. Bir tepeleme yemek kaşığı kahve ve üzerine azıcık geçecek kadar sıcak suyu, kaynamış suyu daha doğrusu koyuyoruz. Şöyle biraz çalkalıyoruz. Sonra French press'in kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar demlenmeye bırakacağız. Şöyle göstereyim size hani ne şekilde beklettiğimi de. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Burada amacım hem demlensin hem de soğumasın. Benim için önemli kriterlerden bir tanesi budur. Sonuçta kahve makinesinde yapıyoruz. Direkt sıcak haliyle alıyoruz, sıcak içiyoruz. Ama kahveyi soğuk, yani ya soğuk olarak tercih edeceğiz ya da böyle ılımış bir kahveyi ben beğenmiyorum ve tercih etmiyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar burada çok fazla ısı kaybına uğramasını istemiyorum. Ha şunu belirteyim, mesela kahveye sıcak suyunu koyup bekleyenler de var ama ben bu şekilde tercih etmiyorum. Bir arkadaşım o şekilde yapıp her zaman içiyor, bana göre ılık oluyor. Şimdi biz bu süreçte yani bu kahvenin üzerine suyu koyduk ve beklerken minimum bence 5 dakika beklenmeli ama 5 dakikadan sonra da hani böyle işte 10-15 dakika bekleyelim olayı değil tabii ki. 5 ile 8 dakika arasında beklememiz yeterli olur. Kahve özünü verir diye düşünüyorum. Ben hemen hemen bu kadar süre bekledim. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Hani onu size bir göstereyim. Ben bu aşamadan sonra üzerine biraz daha su ilave ediyorum. Yeniden kaynattım çünkü orada suyu. Şimdi olması gerektiği kadar bence demlendi ki ben burada işte 5-6 dakika arası bir süre bekledim. Üzerine yine kaynar su ekledim ki söylediğim gibi buradaki ısı kaybını önleyebilmek için. Ardından kupama da kaynar suyu ekleyeceğim. Buradan özünü aldım, kahvemle birlikte birleştireceğim. Bu kupam biraz büyük, hani onu belirteyim. 250 mililitreden çok daha büyük. O yüzden ben biraz göz kararı yaptım. Ama siz ölçerseniz tam kararında bir kahve içmiş olursunuz diye belirteyim. Burada da tabii benim yaptığımda da ben kupaya da şimdi su ekleyeceğim birazdan. Şunu şöyle yavaş yavaş itekleyeyim. Presi yavaş yapıyorum arkadaşlar. Olabildiğince yavaş yapın ki kenardaki az önce de su eklediğim için kahve tortuları yavaş yavaş insin. Bir anda böyle hani çalkalar gibi aşağıya doğru iteklersek yine tortuları kalabilir suyun içerisinde, yani kahvenin içerisinde. O yüzden o kısmında biraz daha yavaş ve hassas olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kupama yine göz kararı ekledim açıkçası. Ben böyle hani sürekli yaptığım için. Sonrasında da yine presle bastırdığım kahvenin işte tortusu altta kaldı. Geri kalan kahveyi de sıcak suyun üzerine ilave ettim. Bu şeker sevmeyen arkadaşlar için bir tarif.
kahvesinde şeker sevmeyenler için. Filtre kahveye şeker kullananlar da var. Tercih edenler bu aşamada şekerini de ilave edebilirler. Bence burada ilave edilmeli şeker. Onu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ışıktan kaynaklı tabii şöyle alttan üstten size çekmeye çalışıyorum ama kahveyi burada biraz açık duruyor rengi. Hani kahve yeterli değil mi diye düşünmeyin. Bence kesinlikle yeterli. Oldukça koyu bir renk var aslında ama spot yandığı için burada biraz açık görünmüş. Şöyle kalan kahvenin telvesi diyebileceğim kısmı da göstereyim size. İçinde kaldı. Ve filtre kahvemiz bu şekilde hazırlanmış oldu arkadaşlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Ama bu French Press ile farklı tariflerim de var. Onları da bir sonraki videoda takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.